Ile ilgili biz de öyle başladık dünkü yani bence iyi oldu böyle çünkü Hakan abi bir gündü hatırladık bitti hadi hemen herkes işinin başına değil yani en azından Doğru bir diyorsun. gün daha bari böyle de bu hafta bir konuşalım Kesinlikle bu işleri. konuşalım. Hüseyin sen ne dersin? Evet, yani tam bir yıl geçti ve biz burada halen dün olduğu gibi yine aslında insanların depremde sağ kalmayı başaran insanların kalıcı konut ihtiyaçlarının ve sizin de az önce bahsettiğiniz gibi ekonomik hayatın devam etmesine yönelik ihtiyaçların ne kadarının karşılandığını veya hangi hızla karşılandığını halen tartışıyoruz. Dün siyasiler çeşitli mesajlar verdiler ama mesajlar verildi gibi duruyor. Önemli bir iş yapıldı. Çok kolay bir şey değil. Coğrafya Türkiye'nin neredeyse %25'i. Yani bu dünyada çok kolay kolay her ülkenin başına gelebilecek bir felaket değil. O yüzden zaten işte asrın felaketi olarak nitelendiriliyor. Doğru bir ifade. Ama burada biraz da işte bir koordinasyon ve beklentiler, hani ekonomi beklentilerin yönetilmesi aynı zamanda değil mi? Şimdi burada da beklentilerin aslında daha iyi yönetilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi dün de vermiştik aslında örneği. Depremde 650 bin bağımsız bölümün ya doğrudan yıkıldığını ya da sonradan yıkılmaya çalışıldı. Yani ağır, orta ve ağır hasarlı olup da sonradan yıkıldığını ya da yıkılması gerektiğini söylemiştik. Ve şu ana kadar yapılan konut sayısı, teslim edilen konut sayısı da 45-46 bin, başka bir ifadeyle evi yıkılan insanlara teslim edilme durumuna gelen konutların oranı şu anda sadece %7. Tabii ki ilk yıl tamamen neredeyse önemli bir bölüm altyapı ve arsa üretimine harcandı. Burada da çok hızlı hareket etmemek gerekiyor. Özellikle zemin etüdü kaynaklı problemlerin yaşanmaması adına. Şimdi evler yapılıyor ama kamuoyunda şöyle bir algı var. Yani bu konutlar nasıl verilecek ve hangi şartlarda ödenecek? Yani ilk algı sanki hiç ücret ödenmeyecek gibi bir algı var. Ondan bahsedelim. Şimdi kamunun yaptığı yani TOKİ'nin yapıp teslim edeceği konutlarda 20 yıl vadeyle borçlandırılacak hak sahipleri. Bunun 2 yılı ödemesiz 18 yıllık kalan 18 yıl içerisinde de bunlar ödenecek ve faiz tahakkuk etmeyecek. Bir de özellikle kırsal kesimlerde yani depremin vurduğu bölgelerde kırsal kesimlerde kendi evi veya işte ahırı vesaire yıkılan depremzedelere ise ayrı bir destek programı var. Yerinde dönüşüm adı altında bir program var. Bu yerinde dönüşümde de evini kendinin yaptırılması yine planı kamunun vermesi şartıyla burada da 1,5 milyon liralık bir destek söz konusu. Bu 1,5 milyon liranın 750 bin lirası hibe, 750 bin lirası da kredilendirilecek. Bu 750 bin liralık kredi kısmına da yine faiz uygulanmayacak ama bu 10 yıl da tahsil edilecek bir bedel. Ama o kadar çok şey var ki buna itiraz şöyle. Hani birçok insan ya ben evimi nasıl yapacağım? Ben o parayı bile 750 bin lirayı bile ödemekte büyük güçlük çekerim. Zaten hayatımı devam ettirmekte zorluk çekiyorum diye düşünüyor. Benim de hani kişisel olarak Malatya'da hani tanıdıklarım da var. Özellikle bu orta hasarlı olup da yıkılan yani kırsal bölgelerinde Malatya'da hasarlı orta hasarlı olup da evinin yıkılmasına itiraz edenler var. Nitekim buna yönelik hatta yürütmeyi durdurma davaları yıkım kararına yönelik yürütmeyi durdurma davaları da çok sayıda açıldı. Hatta sadece bu davaların sebebiyle süreç uzamasın diye kamu şöyle bir düzenleme yapmak zorunda kaldı. Geçen yıl yanlış hatırlamıyorsam Ekim ayıydı. Bu afet riski altındaki alanların sorunun çözülmesine yönelik bir kanuni düzenleme yapılmıştı. O kanuni düzenlemeye bu yürütmeyi durdurma itirazlarına yönelik mahkemelerin verdiği kararların yönelik tekrar itiraz olmayacağına, bir üst mahkemeye itiraz yapılamayacağına ilişkin bir kanuni düzenleme yapıldı. Şimdi şunu düşünmek gerekiyor. Belki işte Ankara Günlüğü'nde de bunu yazdık. Yani bir sosyolojik açıdan buna bir bakmak gerekiyor. Yani insanlar işte hayatıyla para ve ödeme kabiliyeti arasında bir tercih etme noktasına gelmiş durumdalar. Yani hatta geçtiğimiz hafta biliyorsunuz yani hiç deprem falan olmadan Şanlıurfa'da bir köy adeta yıkıldı.
Ama insanlar böyle bir durumda bile yani ödeme güçlüğünü göz önünde bulundurarak bunu tercih etmiyorlar. Yani enflasyon işte yeni açıklandı %64. İşte Mayıs'ta, Haziran'da 75'i görecek gibi duruyor. Böylesine enflasyonist bir ortamda insanlara faizsiz bir kredi desteği imkanı sunulmuş olmasına rağmen insanlar bunu bir şekilde tercih etmiyorlar. Bir de şu konu, beklentiler dedik ya, o beklentiler konusunda da biraz daha bu tarz özellikle acılı ve toplumsal hassasiyetin olduğu günlerde biraz daha dikkatli davranmak gerekiyor. Örneğin ben işte bununla ilgili bir ifade arıyordum. Yani o deprem döneminde kullanılan bir ifadeyle ilgili arşiv taraması yaparken o günün tarihi Mart ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Mart ayında bazı gazetelerde ve yayın organlarında, belirli bir grup gazete ve yayın organlarında şunu gördüm ki deprem konutları hiç ayrım yapmadan, sayı vermeden deprem konutları bir yıl içerisinde teslim edilecek diye bir ifade var. Hani bunu kimse de şey yapmadı, yalanlamadı. Yani yıl sonuna kadar, yıl sonundan kastım da yani 2023 yılı sonuna kadar bu konutlar teslim edilecek diye bir beklenti oluşturuldu. Hatta şimdi bakıyoruz ki 200 bin konut geçen yıl zaten 40, yani bir yıllık zaman diliminde 46 bin tane teslim edilme noktasına geldi. 200 bin konut içinde bu yılın sonuna kadar süre verildi. Yani depremden 2 yıl geçtikten sonra daha 200 bin konut tamamlanmış olacak ki şunu da öğreniyoruz yine yetkililerin açıklamalarından, daha hak sahipliği sayısı bile net değil. Yani şunu söylüyor, bir hak sahipliği ile ilgili çalışmalarımızda devam ediyoruz ifadeleri var. Yani daha yapılacak konutların kaç kişiye verileceğine yönelik de kamunun elinde henüz net bilgi yok. Depremin üzerinden bir yıl geçti ve daha dediğimiz gibi halen daha kaldırılmayan enkazlar da var. Bunlar soru işaretleri olarak duruyor. Hüseyin, çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık Ben değerlendirmen teşekkür için. ederim. Kolaylıklar Kolay diliyoruz. gelsin.